Günaydın, bugün 5 Şubat 2024 Pazartesi yeni haftanın ilk güne bakış programıyla karşınızdayız. Bu ülke insanı, oy uğruna bir cumhurbaşkanının bize oy vermezseniz size hizmet getirmeyiz diyerek tehdit ettiğini de gördü. Üstelik Erdoğan, depremin yıl dönümünde yaralara henüz sarılmamış deprem zedeleri Hatay'da tehdit etti. Bir gerçeği sizlere şu anda söylüyorum. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak şu anda Hatay garip kaldı. Erdoğan'ın sözlerinde hem tehdit hem de itiraf vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'a deprem yardımı yapmadığını itiraf etti. Üstelik depremzedelerden oy istedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki sözlerine tepki göstererek siyasi şantaj yapıyor ve oy istiyor. Ben bunu bütün milletimize şikayet ediyorum dedi ve ekledi. Bir insanın gözü bu kadar nasıl döndü? Gerçekten inanmıyorum. Kalbinin yerinde Taş var demek ki bu adamın CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez sözlerini eleştirerek vatandaşı tehdit eden bana oy vermezsen canını bile kurtarmam diyen tam bir kötülük. Üstelik büyük depremin yıl dönümünde depremzede seçmenin iradesini gasp ederken anayasal sistemi temelinden dinamit derken yapılan bir kötülük. Bu nefretin farkındayız ve başka bir yol olduğunu biliyoruz dedi. Gazeteci Timur Soykan halka şantaj ve itiraf diyor. İnsanlık ve siyaset tarihinde dip nokta budur. Depremle yıkılmış Hatay'a eziyet ettiğini itiraf ediyor. Halkı rehin almak istiyor kendisine oy vermeyenleri hizmeti engellemekle tehdit ediyor. Bu mafya siyasetidir. Tam da bu noktada ekonomist profesör Veysel Ulusoy devleti çeteden ayıran birçok özellik vardır diyor ve iki maddeyi paylaşıyor. 1. Devlet şantaj yapmaz. 2. Devlet tehdit etmez. Yazar Özgün Emre Koçsa Erdoğan'ın depremzedeleri tehdit etmesini ters açıdan değerlendiriyor. Çok beklenmedik bir gelişme olmazsa yerel seçimden sonra 4 yıl seçim yok. 4 yıl sonra da bir değişiklik olacağının garantisi yok. Erdoğan Hatay'da bize oy vermediniz, perişan oldunuz derken vatandaşın bu algısına sesleniyor. Ben istediği karşılığı bulacağını düşünüyorum. Evet yıllardır program yapıyoruz. Yıllardır olanı biteni olduğu gibi anlatıyoruz sevgili seyirciler. Zaman zaman evet şok olduğumuz, bu kadar da olmaz dediğimiz herhalde bugüne kadar çok haber sunduk, anlattık, yorumladık. Bu da işte onlardan biriydi. Bir ülkenin cumhurbaşkanı bırakın bir parti liderini koca bir ülkenin Cumhurbaşkanı olması gereken bir isim. Depremin yıl dönümünde Hatay'a gidiyor ki hala yaralar sarılabilmiş değil insanlar çadırlarda yaşıyor. Soğuk havada, yağmurun altında zor anlar yaşıyorlar. Yine bu depremzedeye verilen sözler, konut sözleri tutulmamış. Bütün bunları bir kenara bırakalım. Bu Cumhurbaşkanı depremin yıl dönümünde gittiği Hatay'da önümüz seçim olduğu için e bize oy vermezseniz diyor. Bakın size hizmet gelmiyor. Size el uzatmayız. Size yardım etmeyiz. Bundan sonra da böyle olursunuz diyerek bunu açıktan yapabiliyor. Hiçbir çekincesi yok. Yanlış anlaşılır mıyım gibi bir kaygısı yok. Bizzat bile isteye ve açıktan hizmet istiyorsanız bize oy vereceksiniz tehdidini yapan bir cumhurbaşkanı. Bunun ötesi var mı? İnanın gerçekten bilmiyorum ama burası Türkiye 22 yıldır da AKP iktidarı var. Son yıllarda da bizzat saray rejimi var. Bunun ötesini bize gösterebilirler mi? Evet bunun ötesini maalesef bunu üzülerek söylüyorum ama bunun ötesini halka gösterebilirler. Erdoğan'ın bu sözlerine bir tepki olacak mı, olmayacak mı? Yani sandıkta bir tepki. Bunu elbette zaman gösterecek. Çok da bir şey kalmadı sevgili seyirciler. Göreceğiz ama dediğim gibi yine tarihe geçen bir açıklama geldi Erdoğan'dan. Söz halkın, halk nasıl getirdiyse halk öyle götürmeli. Hiçbir siyasetçinin, hiçbir liderin bu sadece Erdoğan değil bir belediye başkanı da olsa, bir bakan da olsa, başbakan cumhurbaşkanı fark etmez. Halka, kendisini seçen halka bu şekilde tepeden bakmasına o halkın izin vermemesi gerekiyor. Diyelim ve yine yerel seçim gündemiyle devam edelim. Cumhur İttifakı ortaklarından yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan ittifaka dair bir açıklama geldi. Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkaracak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP ile ittifak yapmama, Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarını gösterme kararı aldıklarını açıkladı. Cumhur İttifakı ortağı Erbakan, iktidarı özellikle ekonomi ve İsrail ile ilişkiler konusunda eleştiri yağmuruna tuttu. Şöyle diyor açıklamasında Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı adaylığımızı açıklamış olmamıza rağmen Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Erdoğan lehine adaylıktan çekilerek tamamen milletimizin hayrına olacak mutabakat metnimiz dışında bir karşılık beklemeden ve mutabakat metnimizde de ilkelerimizden taviz vermeden Cumhur İttifakı içinde yer aldık. Ancak üzülerek ifade ediyoruz ki milletimizin hayrını olan bu mutabakat metnimizle ilgili olarak şimdiye kadar herhangi bir olumlu gelişme olmamıştır. Hatta maalesef tam tersi yönde gelişmeler olmuştur. 2024 yılı bütçesinin aynen önceki bütçeler gibi bir borç ve faiz bütçesi olarak açıklanması emeklinin dar gelirlinin Bugün içinde bulunduğu durum, seçimden sonra yağmur gibi yağan zamlar ve vergi artışları bu konuda en önemli örneklerdir. Burada diğer çok önemli bir konu da iktidarın Gazze konusunda yetki ve sorumluluğunun gerektirdiği adımları atmamış olmasıdır diyor Fatih Erbakan. Fatih Erbakan'dan çok net eleştiriler var iktidara ekonomi konusunda hem de İsrail ile ilişkiler konusunda. Evet İstanbul'da aday çıkarma kararını açıklayan bir diğer parti de DEM Parti oldu. DEM Parti yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkaracak. Parti sözcüsü Ayşegül Doğan tabii ki sevgili Başak Demirtaş da aday havuzumuzda dedi. Önemli bir haberle devam edelim. Özellikle ekonomi verilerini manipüle etmekle eleştirilen TÜİK, 20 aydır enflasyon verilerini açıklamıyor. TÜİK 409 ürünün aylık fiyat değişimlerini gösteren ve enflasyon sepeti olarak bilinen madde sepeti ve ortalama madde fiyatları tablosunu 20 aydır açıklamıyor. TÜİK'in yargı kararına rağmen enflasyon sepeti verilerini yayımlamamakta ısrar ettiğini belirten Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜİK bu madde sepetini açıklamak zorundadır bunun açıklanmaması açıkça yargı kararına uyulmaması anlamına gelmektedir dedi. Disk başkanı bunun anlamı yargı kararına uyulmamaktadır diyor da ülkede yargı kararlarını takan mı var? Bırakın TÜİK'in bu verileri açıklamamasını ülkede anayasa mahkemesinin kararları tanınmıyor sevgili seyirciler. Bunun ötesi yok yani. Bir ülke Anayasal hukuk devleti ise, işte Türkiye'den bahsediyoruz, e, anayasal hukuk devleti o anayasa tanınmıyor. O anayasa mahkemesinin e, kararları tanınmıyor. Haliyle aslında biz ne konuşuyoruz? Yani çoktan rejim değişmiş, biz de hala e, ülkede bir demokrasi, bir cumhuriyet rejimi herhalde varmış gibi, bir meclis varmış gibi, mış gibi yapıyoruz. E önümüzde artık zaten bir de yerel seçimler kaldı. Bu yerel seçimlerde de büyük şehirleri aldığını düşündüğümüzde iktidar partisinin özellikle İstanbul'u, Ankara'yı, belki İzmir'i nasıl bir Türkiye bizi bekliyor? Şöyle herkes kafasında bir canlansın. En azından bugün olanlar ileride olabileceklere yönelik çok önemli ipuçları, örnekler artık ne dersiniz taşıyor sevgili seyirciler. Bir başka önemli konuyla devam edelim. İlaç krizi de var ülkede ve bu kriz kanser hastalarını daha yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de kanser için olanlar dahil birçok ilacın temininde sıkıntı yaşanıyor. Tüm ezacı işverenler sendikası genel başkanı Nurten Soy'dan ilacına ulaşamayan... Kanser hastalarının tedavisinin aksadığını söyledi. Diken'in haberine göre Türkiye'de her 5 ölümden birinin kanserden kaynaklandığına dikkat çeken Soydan şöyle devam etti. Bulunamayan ilaçlar arasında yer alan, yaşamsal nitelikte ve yerine verilebilecek seçenek olmayan kanser ilaçlarının temininde de sorunlar yaşanıyor. Özellikle yurt dışından gelen ilaçlara ulaşmak sorun. Bu sürecin başlıca sebebi İlaç fiyatlandırma politikasında izlenen fiyatları baskılayıcı tutum olmakla birlikte üretici ve aracı paydaşların maliyetin karşılanmadığı noktada üretimden ya da tedarikten vazgeçmesi. Evet bu haberle birlikte bugünün güne bakışını tamamlıyoruz. Salı sabah yine Türkiye saatiyle 7'de bu ekranlarda güne birlikte bakabilme ümidiyle. Hoşçakalın.